Merhabalar, ben Köftesiz Köfte ve Beyond Köfte İstanı'nın 49. bölümüne hoş geldiniz ve 2.3.2 güncellemesinde gördüğünüz gibi şunlar, yani kandit fasatlar ve şu arkadaşlar biraz bozuldu. Bakalım çözüm olacak mı? Ve inventörümde 100 tane Kekimurus görüyorsunuz. Evet, burayı kaldırdım. Bu arada şunları geri almanın herhangi bir yolu yok. En son bundan bahsettiğimde Silk Touch'lı bir shovel'la alınırsa alınabilir belki de diyenler olmuştu. Hayır, ben bunu zaten çoktan denedim. Hatta size de göstereyim. Gördüğünüz gibi Silk Touch. Gördüğünüz gibi yok oluyor. Neyse, burayı geçelim. Evet. Uzaya gidip seni nereye yerleştirmeye başlamıştım? Bu arada bir hafta önce falan benim Facebook sayfama baktıysanız bir spoiler göreceksiniz. O spoiler tam olarak bunun spoilerıydı. Tabii ki de Mana Pylonlar. Siz de koyacaksınız. Evet. Mana Pylonlar. İlla sunucusunu yanlış yerleştireceğim değil mi? Tamamdır. Ve valla. Burası hazır. Ay, şu köşelere Mana Glass koymayı unutmuşum. Sevgili Mana Glass. Mesela direkt böyle bir yarım stack alsak çok daha sağlıklı olabilir. Sen ne? Ha. Tamam, bu ilginç. Görüntü biraz değişik oldu. Tamam. Belki Elf Glass koyabiliriz. Elf Glass. Gel bakalım. Aynı. Evet, böyle ilginç bir görsel bug'a denk geldik. Bunu daha sonra dekore ederim. Şimdi gel gelelim, burası yepyeni mana üretim alanı. Bu arada o parlamayı nedir diye soracak olursanız Mana Seer Goggles giyiyorum. Bu tamamen. Evet. Sevgili Kekimurus var. Burası tamamen yeni bir enerji üretim tesisi. Evet. Bu 5'e 5'lik bölmelere bölünmüş durumda. Neden 5'e 5 diye soracak olursanız gördüğünüz gibi kapsam alanı tam olarak sonuncusu tam olarak şuraya denk geliyor ve kekimiz buraya gelecek. Ayrıca seni çıkartabiliriz. Şunları yerleştirdim her tarafa. Bu arada bunlar şu şekilde craft edilen bir şey, bir buton ama parlıyorlar. Ve şu arası tamamen oksijensiz ancak hava kilidini kırmadan dışarı çıkmamı sağlıyor. Şu arkadaşlara da bunları koymamın sebebi bunlar uzay istasyonlarının docking alanları vardır ya, hani uzay mekikleri oraya konur. Bu arada genel görüntü dışarıdan tam olarak bu. Son bir şey daha eklenecek alt kısmı ki alt kısım daha bitmedi. Evet. Şu alta da yeni bir parça daha gelecek. Onu da göreceksiniz. Bunların da altı tamamlanacak. Şu an bir an önce botanya alanını taşımak istediğim için botanyayı taşıdım. Bu adiciden 2.3.2 güncellemesinden hiç memnun değilim. Kötü bir güncelleme benim gözümde. Evet, Spark demişken Spark'ımızı da yerleştirdik. Huh. Şimdi yapmamız gereken ilginç noktalardan bir tanesi 1, 2, bir saniye. Sen gel. Sen git. Sen gel. Ha bu arada önceki Silk Touch Mana Steel pickaxe'imi kaybettim. Yani düşürdüm uzay boşluğuna. Yenisini yaptım ve şurada şunun dünyadaki haliyle enchantledim. Çok daha güzel nasıl problemin nereden kaynaklandığını orada çözdüm. Şimdi güzel bir sorumuz söz konusu. Bir tanesi kaç tane Kekimurus'u kaldırabiliyor? 4 diye hesaplamıştım ancak neyse. O zaman 5'e 5 burada bu noktada problem çıkartıyor. Ama sanırım buna bir çözüm geldi aklıma. Evet, çözümüm tam olarak bu. Evet, çözümüm tam olarak bu. Tabii ki de daha fazla Mana Spreader'a ihtiyacım olacak. Ve Mana Pool'ları da yavaştan yerleştirmeye başlayalım. Ve telefonum çalacak gibi. Hayır çalmadı. Sadece sinyal almış. O zaman hadi gelin daha fazla Mana Spreader craft edelim. Tabii ki de Mana Spreader için gereken bazı şeyler var. Onları inventörümde barındırmadım. Şu portal açık kalsın. Ne oluyor? Ha tamam. Evet. Evet. İlk önce Elf'ın Mana Spreader'ı yapıp onu Gaia Mana Spreader'a upgrade ediyoruz. Bir bakalım. 1, 2. Böyle bir yardırmasyon yapalım. Bölüm öncesi ben bayağı bir mana kullandım bu arada. Tabii ki de Living Wood. Tamam, bunlar ola dursun. Bir yandan da Dragon Stone'lar da ola dursun. Tamamdır. Her şey burada yavaş yavaş olacak. Ardından Dragon Stone lazım. Gaia Spirit zaten zibilyon tane var. Ardından altı şu ana kadar çıktı. Şu arkadaşlar da bu şekilde yapılıyor. Huh. Tamamdır, bence bu sonuncusu şimdilik yeterli sayıya ulaştık ve geri kalana yanlış şey doğru şey Dragon Stone lazım tabii ki. O yüzden bunları bekleyeceğiz. Mana Pool'ları buraya tam nasıl taşıyacağız? Mana. Evet. Şu arkadaş zaten dolu. Spreading mana to items. Bu arkadaşlarla taşıyacağız. Sonra siz gelin. 14. Fazla mal göz çıkartmanız diyerek biraz craft ediyorum bu arada. Farkına varmışsınızdır. 15. Tamam. 15 tane iş görür diye düşünüyoruz. Ve seni kapatabiliriz. Şunlar da dolsun. Hatta seni de doldurmaya başlayalım. Evet, bu şekilde bir botanya taşımacılığı yapacağız. Sen de dol. Spreading mana to items. Hepsi. Evet, böyle basit bir düzen. Şimdilik bu arada mana üretimimiz yok ve bizi besleyen tek şey şu ikisi. Ama bizi kullandığımız kısımda sadece şunlar olduğu için herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu arada bitmiş mana pool. Gel. Spark'ınla beraber geliyorsun bana. Aynı şekilde sen de. Bunlar da bitiyor. Gaia Mana Spreader, Gaia Mana Spreader. Şimdilik siz gelin. Evet, mümkün olduğunca Mana Spreader bana yukarıda lazım. Sen dolusun. Dolular buraya gel, gitsin. Sen de buraya gel. Evet. Bu şekilde mana pool'ları boşaltıyoruz sadece. Benim besleyecek halihazırda bayağı bir manam da var. O yüzden herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayacağım. En azından şimdilik. Ve tabii ki de telefonum. Önemli bir şey değilmiş. Şurayı daha sonra ilgileneyim çünkü aşağıda kabloları falan da alacağım. Sen git, sen git, sen git. Seni belki kazara orada bir yerde kırmış olabilirim. Evet. Spreading Mountain Items. Tamam, bu dolmuş. Hatta dur, sen gel. Sen de dolmuşsun. Evet. Ve uzaya geri geçelim. Huhuhu. Şimdi doğru kısmı aramamız lazım. Bu arada bu koridorların giriş ve çıkış noktalarını biraz düzenleyeceğiz. Nasıl düzenleyeceğim? Böyle bir ikili düzen sanki güzel olabilir diyeceğim. Evet, ikili düzen güzel olabilir ancak ilginç bir biçimde. Evet. Spreader'lar. Gelin. Neden aklıma shredder'lar diyesim geldi? En ufak bir fikrim bile yok bu arada. Sen gel. Ha tamam, bu buradan da. Ve sevgili Mana Pool. Mana Spreader. Mana Pool. Bu arada bir tanesi daha şuraya gelsin. Mana Spreader. Mana Pool. Evet, tam olarak düzenimiz bu. Ve tahmin ettiğiniz gibi 1 2 3 4 ve ardından bir tane Spark'ımız eksik. Çünkü karşı taraf dünyada 3 tane kullanıyordum ancak burada 4 taneye geçtim. Yani haliyle. Evet. Augmentation. Az. Neyse ki Earth Rune craft etmiştim bolca. Olsa biraz sığıntı olacaktı. Bir, iki, üç, dört. Evet, geri kalan tek şey mana pool'ları yukarı taşımak olacak. Bu arada şu arkadaşlar da şimdilik gelin siz. Diğer her şeyde yukarıda olması gereken yere taşıyalım ve sonra da asıl işkence kısmımıza geçelim. Mana taşımak. Çünkü mananın 1 gramını bile çöp atmak istemiyorum. Evet. Ve burada güzelce obsidian kırıyoruz. Belki de buna gerek yok. Şimdi sen gel. Geldin. Sen gel. Bu burada kalabilir belki bunu. Aa yok, aslında burada kalmasına gerek yok. Bununla alakalı çok daha güzel bir şey geldi aklıma. Sen ve sen geliyorsun. Sizler şimdi kalıyorsunuz. Sen geliyorsun. Ve yukarı çıkıyoruz. Voila. Evet. Karşı taraf botanya alanı. Oralarda güzel tabelalar koyacağız. Ve portalımız nereye gelecek? Tabii ki de buraya. Ve ardından şuralarına mana pool ve mana pylonlar gelecekti. Ancak onları şimdi koyamıyoruz. Bunun yanı sıra Terrasteel. Şurası Terrasteel için sanki güzel bir... Ya da dur. Terrasteel için. Evet. Burası çok daha güzel gibi. Living Wood. Doğru yaptım değil mi? Hemen bir Lexica Botania'mızdan bakalım. Terrasteel. Evet, doğru yaptım. Ve senin üstüne meşhur Spark'ını yerleştirelim. Dın dın dın. Aslında bunu bir geri mi çeksem? Evet, bir geri daha güzel olur. Kesinlikle bir geri daha güzel oluyor. Ve Black Paint break'ler. Şuralara da bir Black Paint gelse daha... Ha, dur, oralara düşüneceğim. Şimdi cam dursun. Terrasteel alanımız bu. Rüyumlar için. Sen... Aslında dur. Sen şöyle gel rünlere. Sonra da Battle Apothecary. Şu arkadaş için ise aşağıda bir otomasyon ayarlayacağım. Huh. Evet, botanya alanımızı resim olarak buraya taşımış olduk. Taşımamız gereken başka bir şey var mı? Yok. Şunları koyalım. Tamamdır. Sadece monopolları taşıyacağız geriye. Evet. Hoş bir manzara. Manalarımızı yerleştirmeye başlayalım. Ha, doğru. Ve bu şekilde manalar buralara boşalacak. Hüh. O zaman ben her şey bittikten sonra geri geliyorum. Evet ve geri geldik ve karşınızda Spark'lar tam gaz çalışıyor. Evet, her şeyi olması gereken yerlerine koyduk. Şunları ayarladım. Bunların düzeni nedir diye soracak olursanız. Bu dördü şuna, bu dördü şuna, bu dördü şuna, bu dördü şuna, yani şu yönde. Saat yönünün tersinde yönünde ilerliyorlar. Evet, bu boşaldı. Aynı şekilde muhtemelen bu da. Bu da. Bu da. Evet. Ve sizleri artık şuraya atabiliriz. Yok, bir saniye. Mana Pylon'lar neredesiniz? Buradalar. Siz lazımsınız. Siz iyi de verirsiniz. Siz iyi de verirsiniz. Dominant Spark'a ihtiyacım olmayacak. Ancak senle çok güzel bir işimiz var. Tam olarak sen 4 lazım bana. Grass. Glossy Grass. Tam şunun ortasına denk gelebilirsin. Aa dur. Şimdilik orayı aç. Ya açı dur. Boş ver. Şunlardan sadece iki tanesini koyacağım. Çünkü bunlar çok güzel bir otomasyona kurban gidecekler. Ve şu arkadaşı da direkt olarak buraya koyalım. Bakalım bir şey koyduğumuzda enchant edilebilir. Enchant edilebilir bir neyimiz var. Test için bir şey craft edelim hadi. Gelsin, enchant edilebilir, ne craft edebiliriz. Bu arada sen gidebilirsin. Bir adet diamond pickaxe. Evet. Kullanmadan bunu direkt dönüştüreceğim için geri herhangi bir sıkıntı yok. Evet, tamamdır. 30 level'a kadar çıkıyor. Manam olmadığı için daha fazlasını açamıyorum sadece. Fortune. Ayrıca şunlar önce şunlar gelsin. Sevgili Lak. Evet, gördüğünüz gibi bunlar bu şekilde boyanabiliyormuş. Bunu bir izleyici söyledi. 44. bölümün altında. Ona teşekkürler. Evet, bu arada sen gidebilirsin. Ve bu sayede botanya odamız bayağı tam teşekkürlü bir biçimde artık hazır. Whew! Uğraştırıcı ama güzel bir proje oldu bence. Uyan köfte, uyan ve geceleri ak. Ah başım, o patlama neydi, ne oldu, ben neredeyim? Salih? Ne sandın lan?